ada çayı, zencefil, biberiye ve ak günlük tütsüleri. Evlerde kaldığımız şu günlerde güzel kokulara ihtiyaç duyuyoruz. Çevreye zarar veren itici gazlar yerine doğanın bize bahşettiği, bize hediye ettiği bu güzel kokularla şifa bulmak daha bir güzel ve özel. Ve tabii ki kışın yapılacakların içinde en güzel hobilerden bir tanesi örgü. Ölçü olarak bu altın yıldızın ceketini kullanıyorum. Oldukça kolay ilmek atıyoruz lastik örüyoruz İstediğimiz kalınlığa göre 9 sıra 10 sıra veya daha ince lastik de örebiliriz hiç lastik yapmadan örgü de yapılabiliyor artık modern örgüler çok revaçta hatta rengarenk yamalı sökük örgüler çok güzel görünüyor bu kalın iplerle de örgü yapmak çok kolaylaştı bizim zamanımızda işte bir 80'li yıllarda Ince örgüler vardı. Ee, onlarla da örgü epey zaman sürüyordu. Örüyorduk, örüyorduk, örüyorduk. Bakıyorduk ki anca e, bir lastik boyu çıkmışız. Yani birkaç santim olmuş sadece. Ama bu kalın şişler de, özellikle işte 6, 8, 9 gibi. 6 ve 9 gibi büyük şişler. Hemen bitiriyor örgüyü. Ee, çok kalın yünler var. 2 3 sırada bir bakıyoruz ki örgü hemen biti vermiş. Hiçbir arttırma yapmadan dümdüz ördüm. Şimdi koltuk altına geldik. Onu da 4 3 2 1 1 olarak keseceğim. Sonra yaka oyuntusu ve yine ense'den boşluk bırakıyoruz. Bu arka tarafı gerçi Ön taraf için yaka oyuntusu yapıyoruz. Bu arka olduğu için e, boyun oyuntusu yapacağız. Çok kolay. Ben çok keyif alıyorum örgüden. Beni dinlendiriyor ve üretmek mutlu ediyor. Bu e, örgücü kadınları da çok beğeniyorum. Özellikle doğuda yaşayan e, kimsesi olmayan çocuklara hediye ettikleri o sıcacık tutan örgüler eminim ki çok sevindiriyordur alan kişileri. El örgüsü her zaman başka diye düşünüyorum. En güzel hediye bence. Bugün hava çok güzel. Hava sıcaklığı yüksek. Dün her yeri havalandırdım. Bugün de havalandıracağım. Hatta kitaplığın yerini değiştirdim ki çiçeğim pencereden rahatsız olmasın diye. Çöplükten <laughs> kurtardığım dallar her ağaç sevgi içinde yaşamalı ve gelişmeli. Ama bazen hastalıklar onları da mutsuz edebiliyor ve yaşadıkları yerden Uzaklaştırabiliyor Böyle bir Salon bitkim var bunu Hatay'dan getirdim Görüncemin yetiştirdiği bir çiçek Birkaç tane daha tür verdi onlar kurudu ama Bunu e, Geliştirebilmeyi başardım O da anlıyor böyle e, çiçek yetiştirmekten Hatta bir ara bir akım vardı bu orkide Mantarlı orkideleri yaşatma gibi Orkide kurtarma gibi bana da o sırada tesadüfen bir orkide gelmişti. Hediye gelmişti. Market orkidesi sanırım. O yüzden de hemen hastalandı. Ne yaptıysam kurtaramadım. O sırada da okula gidiyordum. Yüksek okula. Ayrıca dışarıdan ikinci üniversiteyi okuyordum. Çok yoğun bir zamanımdı. Ben orkidemi kurtaramadım ama Görüncem çok güzel bir sera ortamı yapmış. Çevresinden duyduklarıyla, okuduklarıyla, araştırdıklarıyla ve orkidesini yetiştirmeyi başarmış. Ben onun kadar başarılı olamadım. Ee, o orkide kurtarma yarışında kazananlardan ben kaybedenlerden bu kalonşa şey yaprağını da buraya diktim ama bazen e, su vermeyi unutuyorum. Zavallım kendi kendine orada köklenmeye çalışıyor. Şurada yuka bitkisine de bir kalan şu dikmiştim. Su vermeyi unutuyorum, özellikle de buzdolabının üstünde olduğu için. Bu eski alüminyum çaydanlıklar piknikte çok iyi oluyor, ama evde de böyle çiçek sulamada kullanıyorum. Bu da böyle kök atsın diye bekliyorum. Burada e, dağlardan topladığım. Karabaş bitkisinin tohumları var. Artık bunu dikeceğim. Şubat ayı ılık geçiyor. Özellikle Akdeniz'de, Ege'de saksıda, ev içinde uygun bir yerde çimlendirme çalışmalarına başlayabiliriz. Zaten evlerin içinde sera etkisi olacaktır. Rüzgar akımlarından koruyacağız gerekirse, kapatacağız ve ılıman bir yapay ortam sağlayacağız. Böylelikle çimlendireceğiz tohumlarımı. Sonra dışa alıştırma safhası var. Mart Nisan gibi tamamen dışarıya çıkaracağız. Ve Mart Nisan'da tohumları direkt olarak bahçeye ekebiliyoruz. Burada da bana hediye gelen fincanların var. Çin'i kursu öğretmenim hediye etmişti. Burada da kimse ayağınızı kaydıramaz diye bir ne derler buna? Bir slogan var bir markanın e, hastanede çalışıyordum devlet hastanesinde mutfakta stajyer olarak orada ayağım kaymıştı sonrasında birkaç hafta sonra evde e, bu şeyi gördüm e, markanın çıktısını e, çok hoşuma gitti yani dedim ki ne tesadüf işte ben e, mutfakta ayağım kayıyor düşüyorum hem de oldukça e, kötü düştüm yani canım acıdı. Sonra eve geliyorum böyle bir not buluyorum o yüzden de bunu atmaya kıyamıyorum hani ne alaka ama Türkiye'de stajyerlerle ilgili daha fazla çalışması çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum bir ahçı olarak stajyerler daha fazla çalıştırılıp işçi olarak bakılmamalı mesleğe kazandırılacak. Emekçiler olarak bakılmalı diye düşünüyorum Bu iki taraflı e, Usta öğreticilik tarafından da Bakacak olursak Bazen stajyerlere çok değer veriyoruz Çok e, Sevgiyle yaklaşıyoruz Aman hemen böyle bir ben oldum işte sen kimsin gibi havalara giriyorlar İşte her şey karşılıklı Böyle hani pişmek Kelimesi var ya pişmek lazım Karşı tarafın bize verdiği değeri Suistimal etmemek onu onurlandırmak, daha çok bilgi edinmek. Öğretici tarafında da karşımızdaki insanı ayakçı olarak görmemek gerekiyor. Mesleğe kazandırılacak bir mihenk taşı olarak görülmesi gerekiyor. Türkiye bu konuda bence daha çok yol kat etmesi gerekiyor. Stajyerlerin kıyafetleri, mutfak üniformaları, temizlik ve hijyen yani biz şunu çok seviyoruz ee, bazı çevreler ya da benim çevremdeki insanlar diyelim Ayşe'nin evi nasıl mutfa işte Fatma'nın mutfağı nasıl işte Ali'nin evi nasıl Ahmet'in bahçesi nasıl bunu çok seviyoruz ama kurumsal anlamda olması gerekenleri bilmiyoruz hep bireysellik taşında kalmışız genel olabilmek e, bütüne bakabilmekte eğitim ve biraz da bilgiyle olacak bir şey. Burada da pazardan aldığım pancarın yaprakları var. Soğuktan dolayı zarar görmüş. Ben de bu hafta bunu pişiremedim. Biraz geç kaldı. Hemen getirip pişirseydim, bunları ayıklasaydım kurtarabilirdim. Ama pancar çok dayanıklı bir bitki. Şu soğuktan zarar görmüş yapraklarını alacağım. Çünkü bu şey değil yani hani sağlığımıza zarar verici bir olay değil bir çürüme bir küflenme değil sadece soğuktan dolayı yanmış bunları e, soğanla soteleyeceğim sonrasında sarımsaklı yoğurtla çok güzel oluyor yoğurda birazcık mayonez de karıştırılabilir hatta bir parçacık muskat da katılabilir yumurtalarım bugün sarımsaklı ekmek yapacağım maydanozlu sarımsaklı güzel bir burgu çörek sarımsaklı e, ve yeşillikli Burada da canlarım için haşladığım et suyu var. Biraz tavuk parçası, biraz kemik parçası. Ee, kedilerim çok hoşlanmıyor böyle et sularından. Onlar direkt işte tavuk eti, tavuk ciğerini seviyorlar. Ama tabii sokak hayvanları bayılıyorlar. Onlar her zaman bulamadıkları için. Bugün hava güzel olduğu için onlar uyukluyorlar. Yattıkları yer kuru. Mamaları bitmiş çünkü akşamları buraya sokak kedileri geliyor. Böyle gizli gizli çıkıyorlar, yiyorlar ve hemen kaçıyorlar. Şimdi beni bekliyorlar. Aslında öyle karınları çok aç değil, ama bizim her sabah bir seronomi var. Böyle onlar kapıda gelir, beklerler. O yüzden böyle uzun bir perde kullanıyorum. Kapıda beklemesinler, boşu boşuna üşümesinler diye. Kapıyı açtığım anda hücum ederler. Karınları tok olsa bile çok seviyorlar. Yani nasıl ki biz uzun zamandır görmediğimiz birini görünce heyecanlanırız, ona doğru koşarız, sarılmak isteriz. Böyle sıkı sıkıya öpmek isteriz. Aynı onun gibi kedilerde. Ben kapıyı açtığımda ne yapacaklarını bilemiyorlar. Böyle telaşla uyusalar bile hemen sıçrıyorlar, geliyorlar böyle ellerimi ısırıyorlar, bacağıma sarılıyorlar. İşte böyle. Tüyler uçuşuyor bu arada. ve bizim sabah seronomisi başladı. Bugün balkonu yıkayacağım çünkü hava çok güzel.